Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Telefonum kırıldı arkadaşlar, o yüzden yapıldı. Şu anda da telefonumu aldım, yeni aldım. Dün alışveriş yaptım. Bu aşamada, yani daha doğrusu bu telefonun olmadığı vakitte ne yaptım onu anlatayım diye kamerayı açtım. Bir de telefonum bozuldu ya. Sıkıntı arkadaşlar şöyle, uçuş modu kapanmıyordu. Ve hem uçuş modu kapanmıyor, hem de nasıl desem video falan kaydettiğimde, zaten son videomu görmüşsünüzdür, videodan ses gelmiyor. Videodan ses gelmiyordu. Dün işte telefonumu bıraktım. Yine yazın yaptırdım, fiyata yaptırdım. Yani aslında çok pahalı da değil. Yani çok da ucuz da değil, normal fiyatı. Ama işte yazın yaptırdım, fiyata yaptırdım. Yani aynı fiyat oldu. Yani bir fark olmadı. Yani bir yıl sonrası falan işte yine aynı fiyata yaptırmış oldum. Dediğim gibi bu telefonu bırakmak istemediğim için, seviyorum yani bu telefonu. O yüzden telefonunu kullanmaya devam etmek istediğim için yaptırdım işte arkadaşlar, böyle yaptırdık. Mesela 1500'e yaptırdıysak 3000-4000'e falan alınıyormuş galiba yeni eski ikinci el bir telefon. Yani yaptırmak daha ucuza gelmiş oldu, uyguna gelmiş oldu. İşte dün alışveriş yaptım arkadaşlar, market alışverişi, ve dün yeni bir fondöten aldım. Tabi size gösteremedim bunu çünkü fondötenim benim çok azaldı. O yüzden Garnier'in açık tonlu bir fondöteni vardı, onu aldım. Zaten kapatıcım da bitmeye yakın olduğu için kapatıcı olarak da kullanılabiliyormuş bu fondöten. Onu kapatıcı olarak da kullanacağım, normal fondöten olarak da kullanacağım. Biraz şey yapısını böyle inceltmeye çalıştım ama yapamadım çünkü kapağı da açılmıyor. Size de gösteririm, yani kendi hesaplarımı atarım, bakım hesabıma ya da işte makyaj hesabıma atarım. Bu şekilde arkadaşlar, dün fondöten falan aldım, alışveriş yaptım bayağı. Nadıl falan aldım bir sürü zaten. Bayağı alışveriş yaptım işte dün, telefonumu bıraktım, yemek yedim. Sonra baklava falan yedim. Yani dışarıda böyle bir güzel bir yemek yiyeyim dedim. Ayda bir falan yiyorum yani. Öğrencilik böyle bir şey. Kıbrıs'ta öğrencilik. Kıbrıs'ta. Öyle arkadaşlar işte. Şimdi telefonumu aldım. Geldim işte. Yemek yiyecektim yine. Yurtta yemek yemeyi düşünüyorum. Nadıl almıştım. Nadıl canım çekti. Nadıl yiyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar yani. Ekstralar çıkıyor her zaman. Sınava çalışıyorum. Dün zaten dün bilgisayardan girdim. Bir arkadaşımın bilgisayarını kullandım. Öyle arkadaşlar. Yani bilgisayardan işte Kore dizisi falan izledim. Kore dizisi demişken ben size iki tane Kore dizisi önereceğim. Birincisi Queen of Tears. Buraya posterini bırakırım arkadaşlar. Yukarıdan kuş sesi geldi. Buraya posterini bırakırım sizin için. Bir de bu telefonu yaptırdım, bir daha düşürmemem gerekiyormuş. Dikkatli olacağım. İnşallah düşürmem. Çünkü dikkat ediyordum. Bir anda rüzgardan dolayı yere yapıştı arkadaşlar. Rüzgar çok fazla vardı. Ben de fark etmedim rüzgarın olduğunu. Neyse, ben Kore dizisi önereceğim arkadaşlar. İki tane Kore dizisi önereceğim size. Birincisi Queen of Tears. Bu bunun konusunu kısaca anlatayım. Şirket sahibi bir kadın var. Çok zengin ve normal durumu olan bir çocuk var. Oğlan var ve oğlan işte okuyor, avukat falan oluyor. Kız da zaten zengin bir aileye mensup ve kız şirketin başına falan geçiyor. Ama kızın 2 ay ömrü falan kalmış ve 2 ay ömrün 3 ay ömrü falan kalmış. 2-3 ay ömrü. Onda da işte bu çocukla evleniyorlar. Sonra öğreniyor işte çocuktan boşanma belgesini falan götürecekken kızın hastalığını falan öğreniyor. Kızın hastalığını öğreniyor ve işte çocuk çok üzülüyor, ağlıyor falan. Sonra boşanmaktan vazgeçiyor falan. Kız sonra yakalıyor. Spoiler çok verdim ama genel olarak böyle şeyler anlatıyor bir Kore dizisi yani. Çok güzel, çok beğendim ben. İzlemenizi tavsiye ediyorum. İkinci olarak da Lovely Runner diye. Ben şu an 4 bölümü bitirdim. 5 ile 6 yayınlandı. 16 bölümü zaten toplam. İkisi de bu arada 16 bölüm. Bunun 14 bölümü yayınlandı Queen of Tears'ın. Ama Lovely Runner'ın da 6 bölümü yayınlandı. Şimdi 4 bölümü bitirdim ben. Çok böyle Lovely Runner'da da çok böyle kalbimin... Evet arkadaşlar, arı geldi az önce de, o yüzden.
Lovely Runner'da da ne anlatıyor biliyor musunuz? Lovely Runner'da da anlattığı şey çok, ben Lovely Runner'ı izlerken çok duygusallaştım ya. Yani aşırı duygu içerikli ve çok böyle ağlayasım geldi bazı sahnelerinde özellikle. Şimdi şöyle bir şey var. Çocuk normalde yüzücü. Bir oğlanımız var yine. Oğlan normalde yüzüyor yani. Sporla ilgileniyor ve yüzüyor. Yüzme de çok iyi yani. Herkesten daha iyi yani. Bulunduğu bölümdeki herkesten daha iyi. İzlediğim kadarıyla. Sonra işte bu sakatlanıyor falan. Sakatlanınca yüzmeyi bırakıyor. Başka bir şeye geçiyor. Başka bir şey derken yani bu K-pop'a gidiyor ve K-pop'ta şey oluyor. Nasıl desem, şarkıcı oluyor, bir grupla çıkış yapıyor işte. Sonra bu çocuk kendisi ölüyor yani, kendi intihar ediyor çocuk işte. Sonra işte hikaye böyle, izlerseniz görürsünüz ama sonra böyle olunca geçmişe tekrar gidiyorlar. Kız da kaza yapıyor ve bacaklarını kaybediyor. Neyse işte geçmişe tekrar gidiyorlar ve geçmişte kız bu olayları engellemeye falan çalışıyor. Biraz saçma ama pek de engelliyor gibi durmuyor yani kız. Çok rahat davranıyor. Yani engellemiyor gibi bence. O şekilde arkadaşlar, böyle bir dramatize yapmışlar ama bazı sahnelerinde çok duygulandım. Gerçekten aşırı aşırı duygusaldı. Böyle iki tane önereyim. Posterlerini buraya bırakırım zaten. İkisini de görmüş olursunuz. İsimlerini de yazarım arkadaşlar. Bu şekilde ben de çok yoruldum. Telefonumu telefoncudan aldım, geldim şu an. İşte öğle yemeğini yemeyi düşünüyorum. Şu an arı da geldi. Böyle arkadaşlar işte. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.